Döllenme problemi olan bahçelerde mutlaka yapmamız gereken bazı işler var. Her her bahçe için 2-3 dönüme bir kovan, 2-3 dönüme bir kovan gelecek şekilde e, kovanlar koymamız lazım. A, a, bahçenin değişik yerlerine veyahut aynı yere olabilir. Çünkü arılar 300-500 metre hatta 5 kilometreye kadar gidebilir ama Etkili dönleme mesafesi, etkili dönleme mesafesi 200-300 e, metredir. Bu civarlara 2-3 dönüme, mesela burası 50 dönümse, 3'e böldüğümüzde 10-15 kovan burada rahatlıkla yeter. 10-15 kovan bir kovan olması lazım. Ve e, rüzgar da bizim için önemli. Hafif meyilli tıpkı bu arazide, bakın burada da sürekli hatta biraz aşırı da rüzgar var. Rüzgarlı olan yerlerde de rüzgar döllenmeyi sağlar. Şimdi e, üçüncü bir e, faktör de olumsuz hava şartları. Olumsuz hava şartlarından da çiçekler çok ciddi derecede etkilenir. Bunların başında soğuk don zararı. Özellikle ceviz ağaçlarında, yine e, bademde, kirazda bunlar zaman zaman sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Yine kayısıda, şeftali de sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Eğer ilkbaharın geç donları Ağaçlarımızın çiçeklerini etkiliyorsa dondan zarar gören çiçeklerde kesinlikle meyve bağlama işi olmaz. Peki buna yapabileceğimiz çok fazla bir şey var mı? Ee, tabii don tabiat olayı olduğu için ona çok fazla müdahale etme şansımız yok. Hani bitkilere zaman zaman hormon uyguluyoruz bunu geciktiriyoruz filan diyorlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum doğru bir şey değil. Yapılıyor ve neticede alınmıyor. Ancak bitkinin fizyolojik dengesi bozulduğu için ağaçlarda ileriki yıllarda ciddi problemler çıkıyor. O bakımdan ben hormon veya diğer şeyleri kesinlikle önermiyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Böyle don yaşanan yerlerde her zaman donunur. Bu da don çukuru dediğimiz düz arazilerde olur. Oralara bahçe tesis etmeyeceğiz. Eğer bahçe tesis ettiysek oralarda ne kadar uğraşırsak uğraşalım bahçe tesisi e, oralarda yapılan yerlerde e, ciddi problem olur, her yıl don olur, her yıl bizim çiçeklerimizi yakar geçer o bakımdan don çukuru olan yerlerde bahçe tesis etmememiz gerekiyor veyahut da geç çiçeklenen çeşitlerle e, bahçe tesis etmemiz lazım. Yine bir başka konu aşırı sıcak olursa çiçeklenme döneminde de ciddi sıkıntı olur ne olur çiçeklerin dişicik tepesi kurur yani orada yapışkan bir sıvı vardır. Polen gelse dahi oraya tutunamaz. O yapışkan sıvı kuruduğu için tutunamaz. Tutunamadığı için de orada çimlenme gerçekleşmez. Çimlenme gerçekleşmediği için de döllenme olmaz. Döllenme olmazsa ağaçlar yine çiçeklerini silker. Bu bakımdan bizim sıcak havalarda da dikkatli olmamız lazım. Tabii sıcak havaya yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Özellikle bu yılda olduğu gibi iklimler çok değişti. Çiçeklenme zamanında havalar sıcak gidiyor. Dolayısıyla buna da yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yine olumsuz iklim şartlarından bir tanesi de döllenmeyi etkileyen faktörlerden bir tanesi de aşırı yağışlı veya nemli olduğu zaman bölgede yine bizim döllenmemizi etkiler. Aşırı yağışlar çiçeklerin üzerindeki polenleri yıkar. Eğer nem fazla yüksek olursa polen hareketi zayıf olduğu için bir yerden bir yere gidemeyeceği için dolayısıyla döllenme işine de olumsuz etkiler yapar. Aynı zamanda aşırı nemli havalarda özellikle mantarı ve bakteriyle hastalıklar çok artacağı için onlar da çiçeklere ciddi zarar verebilir. Bu bakımdan bizim bunlara dikkat etmemiz lazım.